yeni bir PUBG Mobile dostlar. Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte sezon 2'den beri oynadığım hesabımda neler var onları göstereceğim. Benden yayında istediğiniz için artık hesap tanıtımı videosu tekrar çek dediğiniz için bugün sizlerle bu video ile karşınızdayım. Şimdiden açtığım videomuza birer tazecik like atarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açacak da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu arada rankımız soranla için de söyleyeyim, şu an 991. sıradayız. Büyük ihtimalle yarın Fatih oluruz diye düşünüyorum. Şu anda Fatih'e böyle bir 60-65 puan civarı bir puanım kaldı. Bunu da yarın kasarım, hesabımı Fatih yaparız. Zaten yeni sezon geldi, biliyorsunuz ki Solo'da birinciliği oynayacağım ve Solo'da birinciliğe kastız. Bu sezon Solo'da büyük ihtimalle yaklaşık şu an burada ayın 17'si bitecek diyor. Eğer ayın 17'si biterse, şu an ayında 6 olduğunu sayarsak 11 günde ben büyük ihtimalle ilk 50'ye kadar girerim. Diğer sezonda birinciliğe oynarız diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz hesabımıza geçelim. Peki benim sezon 2'den beri oynadığım hesabımda neler var derseniz, ilk önce sizlere ünvanlarımı göstermek istiyorum. Beğeni meraklısı, koleksiyoncu, üstün başarı, kare 100, yıldız eğitmeni, az vazgeçme, mükemmeliyetçi, eski toprak, emektar, komando. Ondan sonra burada Fatih ünvanı, burada az, birlikte oynayalım, güvenilir, 15, 16, 17, 18 Fatih ünvanı. 19'da zaten biliyorsunuz ki diğer sezonun başında veriyorlar. Avatar kısmına gelirsek birçok avatar var zaten, hani Royal Pass açtığım için sezon 6'dan beri burada bütün ödüllerim gözüküyor. Yani sezon 6'dan itibaren bütün Royal Pass avatarları hesabımda mevcut. Çerçevelere gelirsek burada bir tık önemli olan kanlı kuzgun çerçevesi var. Onun harici hani 5 tane Fatih çerçevem var. S19'da yarın büyük ihtimalle alırız. Siz bu videoyu izlediğiniz gün biz akşam büyük ihtimalle Fatih ligine çıkmış oluruz. Ve öbürsü günde Fatih olduğum videosuyla karşınızda olurum. Burada işte Royal Pass'tan gelen bir ton çerçeveler falan filan var. Ben bunları tabi neredeyse hiçbirini takmıyorum. Fatih çerçevem olduğundan beri bunları hiç takmıyorum. İsim kartlarına gelirsek de bu kadarcık bir isim kartım var. Toplamda 5, 6, 7, 8, 9 tane falan isim kartım var. Sezon 9 bu şeyler sezon 8'de gelmişti. Ben sezon 8'de bunlar oyuna geldiğinde oyunda rank olduğunu anladım. Ondan önce oyunda aslı giymiş, taşlı giymiş hiçbirinden haberim yoktu. Royal Pass kısmına gelirsek de burada S2'de 4, burada S3 40 işte falan filan. Sezon 2'den beri hesabım var. Benim sezon 1'i var mı yok mu yazmışlar mı onu bilmiyorum. Ben bu oyunu... Hani oyun çıktı, ikinci gün ben oyunu indirmiştim. İlk gün inisiyatif yoktu, bunu çok iyi hatırlıyorum. Hani onun harici full yani oyunu oynuyordum ve en kötü şey ise sezon 6'da ben 99 levelde kalmıştım. 100 level setini alamamıştım. Hani ripi puanım yetmedi abi, saçma sapan bir şekilde 99'da kaldım böyle. Hani artmadı, ondan sonra bu şekilde bitti. Ondan sonrakiler zaten hepsini 100 dedim. Bir ihtimalle bunda hani 5 level şeyi yok ya böyle ilk başladığında falan. O zamanlar tabi haftanın görevleri de yoktu. Bir ihtimalle ben ondan 99'da kaldım mı? Sandıkta herhalde yoktu hesapta, bilmiyorum, yüzleyememişsin. İsteyen varsa da zaten buradan hani istatistikler kısmından ikinci sezona gelerek de benim hani ikinci sezonda oynadığım maçlar, işte üçüncü sezonda oynadığım maçlar vesaire hepsini buradan görebilirler. Yani bu şekilde hani hesabım ikinci sezondan beri gözüküyor. Oyun çıktığında birinci sezon var mıydı onu hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle birinci sezon yoktu. Hesabımdaki setlere gelecek olursak neredeyse her şey Royal Pass'a ait. Burada Royal Pass harici olan bu var. Ondan sonra şöyle bir tane klasik sandıktan çıkartmış olduğum set var. Hani Royal Pass setlerini pek açıkçası göstermeye gerek yok. Böyle bir şey var. Ondan sonra bundan var. Bundan var. Böyle ney bunun ismi? Cani seti var. Daha sonra Royal Pass'tan gelmeyen bu Aslan Hareket seti sanki Royal Pass'tan gelmişti ama... Ben mi yanlış hatırlıyorum? Büyük ihtimalle premium'dan falan da çıkartmış olabilirim bunu. Ondan sonra burada bir tane can kurtaran seti var. Burada kon seti, tehlikeli dans seti var. Bunu mesela çok eskiler hatırlar. 300 UC'ye verip 300 UC'ye geri alıp bunu al dedik. Biz şu anda bunu mesela silah desteğinde falan filan veriyorlar. Burada Rick Grimes seti var. Bunun bir de motoru vardı. Darlin'in motoru mu? Öyle bir şey daha sanırım. Burada bir tane Fjord efsane seti var. Bunu da premium'dan çıkartmıştım zamanında. Daha sonra burada bir tane Suvari seti var. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam. Klasik sandıktan çıkarttım bu. Burada bir tane kıyamet muhafızı seti var. Bununla birlikte Mirado'yu çıkartmıştım. O zamanlar acayip sevmiştim. Hani sezon 9'du yanlış hatırlamıyorsam. De o zaman çıkarttım abi. Sezon 10'da olabilir. Şu an çok iyi hatırlamıyorum. Burada işte bu sezonun takım elbisesi falan baya baya güzel. Daha sonra malzeme sandığından şunu kalıcı olarak çıkartmıştım. Hani yaban arısı setini daha sonra hiç kullandım. Yani birkaç kere falan giymişimdir. Kılıç ustası seti var. Bunları zaten biliyorsunuz ki birçoğunuz hepiniz hani klasik sandıktan almıştır illaki. Burada şeyleri belki merak ediyorsunuzdur diye
göstereyim hani sezon setlerini. Mesela bu 8. sezon seti, 7. sezon seti sanırım yok. Onu şey olarak koymuşlar. Burada bir tane Neopug seti var. Bunu zamanında 60 ucuya yükleyenlere vermişlerdi. Bu hani baya baya eski. Ondan sonra böyle dikkatinizi çekebilecek 9. sezon setimiz var bu şekilde. Bence bu eski 6 setler de gayet güzeldi yani zamanında. Ondan sonra burada 10. sezonun seti var. Bu da güzeldi. 11. sezonda ben şunu baya baya seviyorum bu arada. Hani arada bile yine giyip kullanıyorum. 11. sezonun kırmızı seti. Yani böyle Royal Pass'taki setlere falan bin basara bana göre yani. Yani bazen öyle. Sonra sezon 12'de bir tane böyle bir giysi vermişlerdi. Bu da yine aynı şekilde altın rengine çıkanlara burada sezon 13'inki var. Bu da 13'e ait. Burada bir tane çöl akrebi seti var. Bunu nereden aldım hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle 123 UC etkinliği var ya, şu 60-120 oradan almışsımdır. Burada bir tane geleneksel kostüm seti var. Bunu da hiç kullanmadım daha. Yani kullanırsam da hatırlamıyorum. Burada S14'ün kıyafeti var. Burada bir tane yamaç paraşütü seti var. Bu nereden gelmiştir? Bu da büyük ihtimalle UC ile falan gelmiştir. Burada bir tane siber kabile seti var. Bu da aynı şekilde büyük ihtimalle 120 UC'sinden aldım. Hani genelde benim hesaptaki her şey Royal Pass'tan ait. Mesela şu seti kalıcı olarak almıştım. Hani bunun da videosunu çekmiştim. Kalıcı bir set. Kız karakteriyle güzel bir set. Daha sonra Premium Sandık'tan çıkarttığım bu var. Sezon 15'te de böyle bir altın ilgi seti vermişlerdi. Daha sonra ben Premium Sandık'tan bu Pochik Geçten setinin full versiyonunu çıkartmıştım. Bunu hatırlayanlar hatırlar. Daha çok fazla olmadı yani. Herhalde bir yıl oldu mu abi? Her sezon 2,5 ayda gelince... Gerçi bir 8-9 ay olmuş oğlum. Ne ara bu kadar vakit geçti ya. Vallahi oyunda ömrüm bitmiş benim. Burada sezon 18 seti var. Ondan sonra sezon 17 var. Mesela bunlar baya baya güzel setlerdi abi. Burada sezon 19 var ve bu sezonun seti var. Diğer Royal Pass'a ait de olanlar var. Mesela benim bu oyuna ilk başladığımda çıkarttığım şey bu setti. İskelet el infazı giysi. Bence şöyle yaptığında bak. Bir siyah gözlük tak. Bir de buradan aşağıdan bir tane, tamam mı? Alınma tarihine göre yap. Şuradan şunu da tak abi. Mis gibi set bak. Bak mis gibi. Bu oyunun ilk çıktığı zamanda yani en kaliteli setti abi. Yani o zamanlar bunu çıkartmak falan üf üftü. Herhalde ben de bunu klasik sandıktan falan çıkartmışımdır. Last listenlerime gelecek olursak birçoğunu ben genelde premium sandıktan falan çıkarttım. Mesela şöyle bir tane kaskım var. Tabi bunlar şu an gözükmüyor değil mi? Kask gizli var. Ha tamam açıldı, okey. Böyle bir kaskım var. Bu zaten RP'leri pek fazla göstermeyeceğim. Daha sonra böyle bir tane kask desenim var. Bu kutup avcısı başında... Bir 2-3 hafta falan oluyor. Malzeme sandığından kalıcı olarak çıkarttım. Burada bir tane kurt kalbi başlığımız var. Daha sonra adaletin elçisi başlığı var. Daha sonra bir tane havalı Noel var. Ondan sonra parlak yıldızı başlığım var. Hani sizlere ben Royal Pass harici şeyleri göstermeye çalışıyorum. Zaten Royal Pass'ı herkes biliyor. Burada kara magma başlığı var. Ondan sonra premium sandıktan çıkarttığım sağ komutanı başlığı var. Bu kasta bence baya baya güzel. Böyle tam yılanlık bir tane. Mesela ondan sonra döküm demir başlık var. Bunu da premium'dan çıkartmıştım. Bunu da arada sırada kullanıyorum. Güzel ve hani şu oyunda herkeste vardır abi ve hani ilk taktığımız kask deseni bence buydu. Gerçi benimki bu değilmiş. Ben zamanında sezon 6'da şunu çıkartmıştım abi. Şey var ya, Royal Pass sandığı var ya, bunu çıkartmıştım hani. Bunu açıkçası kullanmıyordum bile. Neden derseniz hani fark yokmuş gibi geliyordu ama gene de takıyordum yani. Böyle bir tane neon mor başlık vardı. Ben ilk bunu çıkartmıştım. Bütün hani lisede işte okuldaki arkadaşlarım hepsinde şu kask varken abi, bende şu vardı. Yani güzel zamanlardı ya. Lisede böyle Gar 98 için kavga ederdik be biz. Şimdi Kar 98'i bulsak tın kimse takmıyor. Başlıklara gelirsek, alınma tarihine göre aldığımda burada bir tane hamburger kafa var. Bunu nereden aldım hatırlamıyorum. Daha sonra bir tane tavuk kafası var. Bu tavuk kafasının altı yok. Bir tane böyle karga şapkası var. Bu şapka da güzelmiş ha, böyle kıvırıcıklı mıvırıcıklı. O sonra böyle değerli ne var? Kozmik muhafız başlığı var, premium'dan çıkarttığım. Ondan sonra bu var, premium'dan çıkarttığım. Zaten genelde böyle kafama taktığım her şey premium'a ait yani. Hani nasıl anlatayım bilmiyorum. Mesela şöyle bir tane fil hortumlu var. Bunu nereden aldım hatırlamıyorum. Ondan sonra bu var. Şu zaten Royal Pass'ın şeyleri. Ondan sonra burada bir tane köpek balık kafası var. Ondan sonra şu otantik maymun maskesi var. Bunu da gene premium'dan çıkarttım. Nalet bir. Ya abi premium'a ne var ne yok bütün başları koymuşlar. Bak şu premium'dan çıktı. Yani bütün gördüğünüz, bak şu pembe olsun, bu pembe olsun. Ondan sonra şu pembe olsun, şuradaki olsun. Bunu sağ tarafa koymuşum, gösteremiyorum. Bu olsun. Ondan sonra yani pembe gördüğünüz her şeyi ben premium sandıktan çıkarttım. Vallahi bak. Hani şu saç olsun, şu kafa olsun.
premium var ya, hep bana bunları verdi. Yani birçoğunuz da bu duyguyu yaşamıştır eminim. Burada bir tane beyaz şapka var. Bak bu da güzelmiş ya. Buna bir gözlük taksak. Yani başka da herhalde bu sezon bir premiumdan baş çıkartamadı. Bunlar her sezon baş çıkartmışım. Ama maskelere gelirsek pek fazla bir tane şey yok. Genelde bütün şu an herhalde oyunda olan gözlüklerin hepsi var bende. Daha sonra maskelere gelirsek, burada mesela bez maske leopar var. Bu herhalde oyunda herkeste vardı be. Ben aynen bu şekilde giyiniyordum bu arada. Bu setin üstüne bunu falan takıyordum, takılıyordum. O zaman çok değerli bir şeydi. Şu an hani bu kırmızı ama oyunda kimse takmıyor. Bir de bu arada sizde var mı? Bunu bir yazsanız aşağı böyle saatini yazıp. Sizde var mı? Bunu bana bir yazın. Çünkü bu yani kırmızı çıkartmıştım ama nereden geldi tam olarak hatırlamıyorum. İşte genelde böyle pembe öğeler var. Hep şeyden, Royal Pass'tan falan filan gelen. Sezon 2'nin bende şu maskesi var. Şey yok. Bu hani bir tane palyaço maskesi var ya. O bende yok. Onu zaten hani ben sezon 2'de Royal Pass açmadım. Ben sezon 6'dan sonra Royal Pass açtım. Daha sonra burada gördüğünüz işte şu mesela, bu nereden geldi bunu da bilmiyorum. Bu da değişik upuzun bir tane şey. Ondan sonra şu var. Şu var. Ondan sonra şu gafa var abi. Bunların hepsi bak premiumdan çıkma. Başka bir yerden değil. Şu nereden hatırlamıyorum. Daha sonra bu var. Gene premiumdan çıktı. Daha sonra bu var. Premiumdan çıktı. Bu var. Premiumdan çıktı. Bütün başlar var abi premiumda. Daha sonra burada mesela geçen bir Pro Lego tişörtü almıştım yani. Tişörtlerime gelecek olursak alınma tarihiyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada bir tane eşofman sarı üstü ceket var. Hani bu böyle eskilerden, değerli kalanlardan. Daha sonra kolsuz seti var. Sürekli klasik sandıktan çıkarttı yanlış hatırlamıyorsam. Yani herhalde klasik sandıkta çıkıyordu bu. Burada bir tane benim ikinci sezon taktik ceketim var. Bunu da giyiyorum yani. İkinci sezon ait çünkü baya baya güzel bir şey abi. Hani bunun altı bende yok, üstü var. Onu da nasıl olmuş hiç bilmiyorum yani. Yani. Bak mesela burada bende en son ne var abi? Burada sezon 3'ün paltonu var ama sezon 2'nin paltonu yok. Hani seti giydiğimde bu şekilde oluyor. Ben hani oyuna işte bu dönme efektleri geldi. Sezon 8 falan dönme efekti geldi. Ben o zaman oyunda rank olduğunu öğrendim. O zaman sezon 9'da gittim as olduydum. Çok iyi hatırlıyorum. Hani ondan önce hiç haberim yoktu. Daha sonra bende işe yarar bir şey diye var mı diye bakıyorum. Ve sanırım sezon 3'ün bende üstü de yok. Hani bende öyle bir şey var ki bak. Sezon 2'nin üstü var, sezon 3'ün altı var, sezon 4'ün üstü var. Bunun altı var mı peki? Mesela bak bunun altı varmış. Bak bu iyi. Bu mesela sezon 4 set abi. Baya baya eski bir set yani. Daha sonra 5. sezonun taktik ceketi ise bu şekildeydi. Bunların aynı zamanda bu arada paltonları da var. Hani sezon 6 ceketi mesela, bu şekilde sezon 6 ceketi de baya baya güzeldi abi ya zamanında. Hani böyle bir değeri vardı. Ondan sonra burada başka ne var? Sporcu üstü mor var. Burada ondan sonra dövüşçü gömleği var falan filan. Burada bombacı ceketi var. Temirci gömleği var. Böyle bende başka ne var sezon olarak? Mesela burada sezon 7 üstü var. Bu da güzeldi. Ondan sonra burada polis gömleği var. Bu da çok fazla çıkardı ya. Acayip kanser ederdi adam. Burada yarışçı üstü var mesela. Ondan sonra bunlar falan filan var. Burada kırmızı ceket var. Burada bir tane PMSC Dünya tişörtü var işte. Star Challenge'ın tişörtü. Burada kovboy gömleği vesaire var. Şu güzel şeylerden birisi de bana göre üste takılan bu. Hani baya baya güzel bir setup. Bunu şeyden veriyorlardı. Görevden veriyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir ihtimalle görevdendi bu. Ondan sonra burada baya baya böyle şeylerden var yani. Hesabımda baya bir şey var. Ama hani bir yerden sonra arkadaşlar bunlar sıkıyor. Hani mesela ben açıkçası şunu söyleyeyim. Girip buradan mesela şunu giymiyorum abi. Hani artık bunlar birazcık sıkıcı geliyor, tamam mı? Ben gidiyorum abi buradan işte eskilerden mesela şunu da giyiyorum. Ondan sonra bunu da giyiyorum. Hani böyle ne bileyim eski şeyleri giyesim geliyor. Hiçbir şey bilemedim. Gidip abi şuradan hani altlı üstlü kombin yapıyorum artık, biliyor musunuz? Hani nasıl diyeyim, mesela canım işte buradan 6. sezon altını giydi, tamam mı? Ondan sonra geliyorum buradan 6. sezon üstünü hemen buluyorum. Mesela şöyle giyip takılıyorum abi hani. Bence güzel bir şey. Mesela bu dursun, yarın da rank kasarken bununla oynayayım. Paltolonlara gelecek olursak burada benim bir tane mini eteğim var. Bunu kim bilir ne zaman çıkarttım ama hani sezon 3'ten sonra çıkartmışsın. Bana da çıka çıka bu çıkmış açıkçası. Yani. Ondan sonra burada mesela böyle bir tane mavi don var. Başka kot mavi var. Böyle değerli bir şey başka ne var diye bakıyorum da hani pek de değerli bir şey yok. Burada 7. sezon altlığı var mesela. Ondan sonra 6. sezon attığını zaten gösterdim. 5. sezonun altlığı sanırım bende yok. Daha sonra burada bir tane komutan paltonu var. Bu zaten biliyorsunuz ki sezon 2'ye ait bir şey. Bunu da mesela ben Royal Pass sandığından çıkartmıştım. Ayakkabılara gelirsek de hani ayakkabıları bilmiyorum ne kadar önemsiyorsunuz ama burada en eski benim şey var. Tavşan ayakkabıları var. Tavşan üstünün seti yok mesela.
Aa, ikinci sezonun ayakkabısı da varmış lan bende. Bak mesela ben olayı anlamıyorum abi. İkinci sezonun ayakkabısı var, pantolonu yok, tişörtü var. Yani ne alaka bilmiyorum. Silah desenlerime gelecek olursak 5 tane M4 Solid desenim var. Geri kalan zaten full Royal Pass. Sonra premium sandıktan çıkartmıştım. Bunu da klasik sandıktan çıkartmıştım. Ve ilk çıkan M4 Solid desenim benim bu maviydi. Ve bu mavi bana göre kırmızıdan daha güzel. Ben bunu kullanıyorum. AKM'ye gelirsek buz AKM'si var. Ben de bu premiumdan çıkarttığım kar tanesi olarak geçiyor adı. Ben bunu kullanıyorum. Onun harici mesela şu vardı. Bunu malzeme sandığından sanırım kalıcı olarak almıştım. Zaten geri kalanı hep Royal Pass. Burada M16 desenlerinden en iyisi bu olduğu için bunu kullanıyorum. Bu olmadan önce benim ilk çıkarttığım buydu. Bunu nasıl çıkarttım tam hatırlamıyorum ama herhalde malzeme sandığından kalıcı olarak çıkartmıştım diye hatırlıyorum. Bayağı eski yani. Daha sonra Scar desenine gelirsek herhalde oyunda herkeste bol bol Scar deseni vardır diye geçiyorum. Crozo'da bir tane böyle mavi desen var. Zaten bunların hepsini bildiğiniz böyle özel olarak çıkarttığım farklı bir desen var mı? Mesela şu Kubiez var. Bunu kalıcı olarak bir etkinlikten almıştım. Daha sonra Kubiez tava var. Buradan sezon 6'dan kalan bir tavuk deseni var abi. Bu çok iyi ya. Zamanda var ya. Bak skopsuz kimse beril kullanamazdı. Böyle kör ederdi dürbünü. Burada K98 desenlerine gelecek olursak benim en eski desenim bu ve en nadir öğelerden birisi ise bu. Bana göre baya baya güzel bir K98 deseni. Daha sonra bir tane klasik sandıkla bunu çıkartmıştım. Sonra bir tane de Ejder gazabı çıkmıştı. Yani şu mu iyi bu mu iyi derseniz bence sanki bu daha iyi gibi duruyor. Bu dursun. M24'e gelirsek şu an kullandım. M24 desenini ben malzemeden kalıcı olarak çıkartmıştım. Hani malzeme sandığından baya baya kalıcı şey çıkarttım. Daha sonra şu var, bunu premiumdan almıştım. Diğerleri de zaten hani gereksiz şey. Bir kere bir AVM desenini 180 UC'ye vermiştim. O da neon AVM deseniydi. Yani bunu da hani aldım abi, dedim değişik bir şeyler dursun hesapta, gözüksün falan filan. Burada 7. sene ait Win94 deseni var. Zamanında mesela bunda scope bug'u vardı. 2.8 açılmıyordu. SKS desenime gelirsek bir tane böyle kalıcı SKS desenim var. Bunu da premium sandıktan çıkartmıştım. Burada bir tane de fırfırlı SKS var. Zaten bunu birçoğunuz biliyor. VSS desenlerinden bıktım. Sürekli çıkıp duruyor. Yani ben de en sonunda gittim şunu kullandıydım. Mini desenine gelecek olursak şuna 180 UC'ye yatırdım. Sonra PUBG var gitmiş bunu AG'li alınabilir getirmiş. Mini desenim bu arada hiç yoktu ya. Hani kaç sezon oynadım bak. Sezon 19'a kadar mini deseni gelmedi yani. Geldi de böyle bir sezon 2, sezon 3'te falan geldi. O zaman da benim Royal Pass'ım yoktu. Hani o kadar eski. Burada bir tane sezon 8 SLR desenim var. Ha burada işte bir tane Uzi desenim var. Hani başka bir Uzi desenim yok. UMP'lere gelirsek zaten hani şunu... bütün VPN'ciler hatırlar. Bu MP deseni de ben şeyden çıkartmıştım. Klasik sandıktan çıkartmıştım. Burada vektör desenlerinde bunlar var. Thompson'a gelirsek de bunlar var. Pompalılara geldiğimizde pompalıda bir altın bir de bu var. Zaten altını herkes biliyor. Hani alabiliyor. Gittim geçen mesela kaç gümüş verdim tam hatırlamıyorum ama böyle 1.5'a yakın bir gümüş verip gittim DBS kalıcı desen aldım. Hani kimse de olmayan bir şey abi. Kimse de gidip DBS'e buna gümüş vermez. Ben gittim aldım abi ve hani DBS de bu arada güzel bir silah. Ben seviyorum kullanmayı. M249 desenlerimde bunlar var ama artık M249 150 mermi olduktan sonra cidden çöp oldu. DP desenlerine gelecek olursak en güzeli bana göre hala şu mavi desen. Yani şu da çakma maskara deseni gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam ben bunu öyle diyordum geleceği zaman. Burada tabancaları zaten hani göstermeye pek gerek yok. Kılıçlara gelirsek bu var. Ondan sonra burada bir tane altın kılıç var. Bunu da premiumdan çıkarttım. Benim hesapta en değerli olan şeylerden birisi de bu. Bu balta sezon 3 ya da sezon 2'nin premium sandığına ait. Hani ne kadar eski siz düşünün. Yani kimse de yok abi. Umarım PUBG Mobile bunu da getirmez. Hani bana özgü olursa çok tatlı olacak abi. Herkeste olunca bir tatlı olmuyor. Burada en eski tava sezon 6 tavan var. Ondan önce yokmuş. Araba desenlerine gelirsek genelde Royal Pass'a ait desenler var. Burada pickup'ta desenim yok. Sedanlara geldiğimde burada şeyler falan filan var ama benim için en önemlisi bu abi. Hani McLaren desenine bile ben Mister'ın derim. Yani Mister'ın deseninde 1000 basar abi bence. Şuna baksana ya. Miramar'da var ya, bunu bir süreceksin. Kaymak gibi hani. Ne para yatırdım ne bir şey yaptırdım abi. 10. da çıktıydı ya da 20'ydi. 10. da set çıktıydı, 20. bu çıktıydı herhalde. 30 tane açtıydım zamanında. Öyle hatırlıyorum. Daha sonra burada işte sosyalist motoru falan filan var. Ama ben bunu kullanıyorum. Hem değişik bir tasarım hem de yani Darlin'in motosikleti bence güzel bir motor diye düşünüyorum. Buggy'ye gelirsek geçen gün premium sandıktan şunu çıkarttım ve cidden çıkarttığıma çok sevindim. Hani değişik bir buggy deseni görme oldu ve hani bu da mesela bu çimenlerde çok iyi oluyor abi. Kamuflajlı bildiğim buggy deseni. Yani ben cidden bunu kullanırken
güzel kullanıyorum da. Bir de takla atma olayı var abi. Güreşçi otobüsü var iki tane, bir de tavuk karikatürlü bir tane daha var. Yani iki tane de bundan var. Daha sonra başka bir şey desen yok. Büyük ihtimalle PUBG yakında planörde bir de sen getirir ama yani planörü kaldırmak da ayrı bir dert. Benim hesapta emojileri gelecek olursak mesela bu Neşer'in emojisi böyle, sanırım bu da sezon 4 falan, yani sezon 3 de olabilir. O zamanlar almıştım, baya baya eskiydi. Daha sonra emojilerin hepsini tek tek göstermek istemiyorum ama hani böyle nasıl diyeyim, sezon 6 RP'den sonra olan, oyuna gelen bütün emojiler var. Ek olarak mesela böyle bir gül emojisi var, parmak gösteren var, ondan sonra böyle sağa sol yapan var, aşağı yukarı yapan var. Başka böyle hani hiç görmediğiniz diyebileceğim, ya saran emojileri var, onları zaten biliyorsunuz falan filan. Böyle sinirli emojisi var, bu da zaten herkeste var. Bu üzgün emojisi biliyorsunuz zaten, ağlama, TikTok'ta bir ara meşhur olduydu bu da. Sürümcü dansını da ömrü geçecek, ona da başka bir şey bulurlar. Paraşüt desenlerini anlatmak istemiyorum cidden, hani bıktım oğlum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 47 tane paraşüt deseni var abi. Alınma tarihini alırsam ne var? Mesela bu şekilde. Bu arada bende sezon 2'nin paraşüt deseni de varmış oğlum, ne alakaysa. Ya benim hesapta her şey var neredeyse de. Nasıl geldiklerini inanın bak. Royal Pass'ı ben sezon 6'dan sonra öğrendim. Rank olduğunda sezon 8'de öğrendim, bu kadar. Hani onun harici gir başlat geç, bu kadar. Hani altın ligi setlerini falan almıştım ama hiç haberim bile yok yani. Daha sonra şu an hesapta bu kadarcık şeyler falan var. Bunları da biriktiriyorum, gene bir sandık açımı yaparız. Bir de neredeyse şu an Türkiye'de çok nadir vardır. Ben bunu zamanda şey olarak çekmiştim. 14 Şubat sevgililer gününe özel bir gelen ses paketi vardı. Bunu gene VPN'le almıştım. Hani sizlere de bulabilirsem göstereyim. Burada bir ses paketi var abi. Bu yani çok nadir vardır abi Türkiye'de. Öyle diyeyim, zamanında sevgililer gününe özel vermişlerdi ve kimse takmamıştı. Ve bu da mesela hani böyle az kişiler de var. Onlardan biri de benim mesela. İşte şuradan Zempo'yu, Takayro'yu falan filan diyor. Ariadoh diyor. Yani ondan sonra okey diye. Ben bunu sezon 11 ya da 12'de almıştım. Böyle takımı tilt ediyordum abi. Hani böyle ben bunu atınca sövüyorlardı yani. Hani bir yandan böyle mesela otomatik eşleşmedekiler yabancı sanıyorlardı falan filan. Çok değişik ortam oluyordu. Hay senin şeyine falan diyorlardı yani bu sesin. Hay senin Zempo'nun falan, öyle diyorlardı yani. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ya bu ses efekti mesela pek fazla kişide yok. No. Çok nadir. Onun geri kalanı bunlar falan filan var. Bunları geçiyorum zaten. Hani bende Carlo yok. Andy var. Andy'di zaten. Yanlış hatırlamıyorsam bir 100 UC falan yüklemiştim. Kart vardı. Öyle almıştım. Hani ben çok fazla böyle oyuna para yatırmadım. Toplasanız bir kere bir şeye yatırdım. Motora yatırdım. Şu hani 6 12 18 Royal Pass sarkı var ya. Bir ara ona bir toplu 100 lira yatırdım. Onu hatırlıyorum. Onun harici ben sezon 2'den beri bu oyuna toplasanız, hani o 100 lirayı saymazsam 200 lira anca çıkmıştır. Hani 3 yılda 200 lira. Hani onu da genelde böyle Royal Pass'ta UC'm eksik falan olmuştur. Mesela bak sezon bitti, 565 UC var. Gene şu nalet çark var ya abi, hepiniz bilirsiniz. Burada 10 UC'li çark. İşte bir şey çıkar diye basıyorsunuz ha. Ben de abi onu da harcıyorum. Ondan sonra UC yüklüyorum falan filan. Böyle böyle geçiyor. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videonda görüşmek üzere diyorum ve akşam Rank Gasm yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.